Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Rusya cenahından yeni açıklamalar. Artık yeni Sovyetleri kuracaklarını ilan ettiler. Bu tehlikeyi anlatmıştık. Yayınıma geçeceğim. Lütfen bu yayına beğeni atmayı, çayınızı ve kahvenizi almayı unutmayın. Rusya iyice artık maskeyi çıkardı. Lukashenko, bir nevi Putin'in telekulağı. Putin'in sekreteri veya özel kalemi. Bazılarına göre Belarus valisi. Çoktan Belarus'un anahtarlarını Rusya'ya vermiş halde. Şimdi sırtını Rusya'ya dayayarak hem konuşuyor hem de bu durumun tadını çıkarıyor güya. Ve kendisine ambargo uygulayan Avrupa'yı bir nevi buradan tehdit ediyor. Evet, bugün açıklama yaptı. Sovyetler Birliği'nin eski cumhuriyetleri bir an önce bize katılmalı. Yani yeni Sovyetlere katılmalı. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan işaret etti. Azerbaycan'ın zengin kaynakları, savaşçı özelliği ve birikimiyle Rusya'nın iştahını kabarttığını görüyoruz. Lukashenko da Azerbaycan'ı işgal ederek bu bölgedeki kuvvetten faydalanmak ve Kafkasya'daki güçten faydalanmak istiyorlar. Ama Ermenistan için öyle sözler söyledi ki yenilir yutulur değil. Evet, Lukashenko Ermenistan'da katılacak. Başka çaresi yok. İşte bu yüzden bize katılmalı. Ermenistan'ı kim ne yapsın? Kimin işine yarar? Bizden başka çareleri de yok diyerek iyice bardağı taşırdı. Çünkü Azerbaycan'ın kendilerine katılmasını, aksi halde bölgede bu kuvveti boşuna yığmadıklarını belirtiyor. Evet, tekrar söylüyorum. Bu kuvveti boşuna yığmadıklarını belirtmek istiyor. Evet, şu anda bölgeye yollanan çınarlar, radar sistemleri, hava savunma sistemleri, bunun yanında tanklar, zırhlı araçlar, obüsler, roket atarlar, çınarlar hepsini beraber değerlendirdiğimizde sayısız yapılan bu sevkiyatın sadece Ukrayna için değil, Kafkasya ve Doğu Avrupa gerek Almanya'ya kadar uzanacak bir işgal girişimi için olduğunu söyleyenlerin sayısı hiç de az değil. Ulaştığı büyük ekonomik güç ve müreffehlik seviyesiyle Almanya olası bir çatışmaya karşı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadıklarını biliyorlar. Ama Rusya'nın durmaya niyeti yok. Özellikle Macron'a dün mesaj üstüne mesaj veren Putin bu mesajı bir nevi Avrupa'ya da verdi. Yeni Sovyetler ne demek diyenlere bu daha önceki dönemleri hatırlatalım. Evet, bu dönemlerde Rusya belli koalisyonlar sayesinde Almanya'yı öteledi. Aslında çok soğuğa ve bozulan ve soğuktan çalışmayan araçlara borçluydu başarısını. Bir de Orta Asya'dan götürülen Türkler. Evet, Türkler olmasaydı bu savaşı kazanır mıydı? Hayır, Rusya hiçbir şey kazanamazdı. Şimdi doğal sınırlarıma yaklaştınız. Bana tehdit olduğunuz için sizi daha çok Avrupa'ya öteleyeceğim diyor Rusya. Çok da ciddi. Macron'un yanında Putin savaş sözü söylemedi mi? Ama Lukashenko'nun sözünü yabana atmayın. Putin bir şeyler geveledi ki bunları söylüyor. Yani Azerbaycan'ın kendilerine katılmasını, aksi halde işgal edebileceklerini ima ediyor. Aynı sözü Özbekistan ve Tacikistan'a da söyledi. Bakın ya, tehdit artık açıktan geliyor. Adamlar ne Birleşmiş Milletler, ne NATO, ne başka bir şey tanıyorlar. Yani amaçları eski Sovyet sınırlarına ulaşmak. Bu yolla da iki ülkeye diyorlar ki bize katılmanızın vakti. Evet, Ermenistan iyice katılmalı. Çünkü hem zor durumda hem de kim ne yapsın Ermenistan'ı diyerek Erivan'a da hakaretler yağdırdı Lukashenko. Azerbaycan bu cümleyi duymazdan gelebilir. Evet, Azerbaycan bu cümleyi duymazdan gelebilir. Çünkü duymuş olsa, konuşmuş olsa Rusya'nın dikkatini ve hışmını buraya çekecek. Bildiğiniz üzere Putin bir şeyler söylüyor. Lukashenko da bu şekilde mi diyeceğim, şu şekilde mi diyeceğim diye talimatıyla konuşuyor. Hatırlayın, Rusya adına konuşuyor neredeyse. Ha Peskov, ha Lukashenko. Biz de diyoruz ki Lukashenko'ya, şu şeyi nasıl kazandık, Karabağ Savaşı'nı nasıl kazandık? Öyle Azerbaycan'a parmak sallama, o parmakların anladınız. Demek istediğim husus şu, artık Türkiye, Azerbaycan kenetli, Şuşa beyannamesinin önemi çıkıyor.
açıktan işgali konuşmaya başladılar. Bu sene bitmeden işgal hedefliyorlar. Kafkasya'daki ve aşağı indirilen bu güçlü kuvvetlerle Kafkasya'da ve diğer bölgelerde meydan okuma derdindeler. Muhtemelen evet o bölgeyi kendilerine alıp yeni Sovyetleri kutlamasını yapacaklar. Kafkasya'yı işgal derdindeler. Bu işgal fikri gerçekten bölgede yepyeni savaşları tetikleyecek. Ama şu bir gerçek ki biz Kazakistan'a girdik, Azerbaycan'a da girelim, Erivan zaten avucumuzda diyorlar. Türkiye, Rusya ve ABD'nin özellikle bu çekişmesinde bir denge politikası gütmeli. Özellikle en ön saflarda, burada tabii ki NATO'dan daha çok NATO'culuk oynayamayız. Şimdi acı tecrübelerimizi, NATO'nun bizi terör tehditlerine karşı nasıl yalnız bıraktığını gördünüz. Ayrıca Elbap'ta biz DEAŞ'la savaşırken NATO'dan hiçbir destek almadık. Yani NATO Türkiye için hiçbir şey yapmadı. Biz de yapar gibi görünüp yapmayacağız. Yani denge politikasını yürüteceğiz. Hem Rusya ile çakışmayacağız, hem de Ukrayna'nın düşmemesi için yumuşak güç kullanacağız. Verdiğimiz SİHA'lar aslında bazı rivayetlere göre Akıncı Ukrayna'ya güç sağladı. Hele hele ki bir açıklama var ki yer yerinden oynadı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Ukrayna'ya yüksek irtiva hava savunma sistemleri sağlayacağını açıklamasından sonra hemen Rusya'dan serzenişler geldi. Gerçekten planı bozan, bir denklemi bozan bir açıklamaydı. Ve Rusya da bu açıklamayla NATO'yu bir nevi uyarmaya çalıştı. Javelin füzeleri, tank savaları önemli bir destek. Tank savaları için önlem almaya çalıştı Ruslar. Şu anda birçok Rus tankının üzerinde korunaklı aparatlar kullanıyor. Ama şu bir gerçek ki Ukrayna yüksek irtiba hava savunma sistemini ısrarla istiyor. Bunu verirseniz direnebiliriz diyor. Bunu verirseniz gerçekten bir şeyler yapmaya çalışırız. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Rusya'nın gelişmiş hava savunma sistemlerini getirmesiyle bölgeye kendi hava savunma sistemlerini getirme beklentisi çoktu. Özellikle Stinger'ler yollandı ama İdlib'de gördük ki Rus uçaklarını Stinger'lerle durduramazsınız. Hem menzil yetersiz hem de teknolojisi geri. Bu yüzden elinizde yeni nesil hava savunma sistemleri gerekiyor. Ukrayna'nın S-125 hava savunma sistemleri var. Ama dahası da gerekiyor. S-25, evet S-125 hava savunma sistemleri ne kadar modernize edilse de eski çapta bir sistemler. Menzili 40 kilometre. Bizim Hawk sistemi var NATO'nun verdiği, onun muadili. Evet, Ukrayna bu açıdan açığını kapatmaya çalışırsa Rusya'ya karşı bir avantaj daha yakalamış olacak. Çünkü Rusya'nın uçaklarını ve füzelerini durdurması gerekiyor. Bunun için yüklü bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bakalım bölgede dengeler ne olacak. Ama Biden'ın bir açıklaması var ki Rusya'yı huzursuz etti. Ukrayna işgal edilmeye kalkılırsa Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Ukrayna'nın yanında olacak diyor. Ne kadar samimi açıklama, sizlere bırakıyorum yorumu. Ama bir gerçek var ki Ukrayna tırnağın varsa başını kaşı terimiyle baş başa. Yani kendi gücüyle kavrulacak ve ek destekler de zamana ve duruma bağlı. Verilen destekler yeterli mi? Benim için yetersiz. Ama daha çok destek Rusya'yı huzursuz ediyor. Bölgede kargaşayı önlemek için Sayın Erdoğan'ın hamlesi çok önemli. Bakalım gelişmeler nasıl evrilecek? Son durumlar bu. Amerika şu anda karar aldı. Yüksek irtifaları yollayacağım diyor. Bakalım ne olacak? Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Azerbaycan'a Lukashenko'nun sözleri bizim için hiç değerindedir. Bunu da söyleyerek kapatmak istiyorum. Hadi oradan Lukashenko. Görüşmek üzere.